Muğla'mızın güzel et yemeklerinden biriyle tekrar karşınızdayız. Muğla'da topan olarak bilinen bir yörük köftesi var. Ve özellikle bu köfte yatağın Muğla Merkez Menteşe civarında oldukça fazla yapılıyor ve bir çeşit düğün yemeği olarak da karşımıza çıkıyor. Bunun iki farklı versiyonu var. Hem etli hazırlanıyor, hem tamamen etsiz, bulgur, un ve çeşitli taze baharatlarla hazırlanıyor. Biz bugün düğün yemeklerinde de gördüğümüz versiyonuyla, yani etli olarak hazırlanan, kıymayla hazırlanan topan yemeğini ya da diğer ismiyle topalak yemeğini yapalım istiyorum. Kullandığımız malzemeler yaklaşık 300-400 gram kadar kıyma kullanıyoruz. Yarım bardak bulgurumuz var. Yarım bardak da kısırlık ya da köftelik dediğimiz bulgurumuz var. Bir bardak un kullanacağız. Köftemiz için bir kuru soğan, tuz, kırmızı toz biber ya da renk biberi, karabiber kullanacağız. Ve bunlarla bir köfte hazırlayacağız. Ardından hazırladığımız köftelerimizi yine soğanlı, salçalı, tıkrak biberli bir sos içerisinde pişireceğiz. En son da maydanozuyla servis edeceğiz. Evet, hazırlığımıza başlayalım. Öncelikle köftelerimizi yapabilmek için kıymalarımızı kavurarak başlayalım. Köftemizi karabilmek ve yoğurabilmek için bir harca ihtiyacımız var. Yumuşatan, birbirine bağlayan bir harca ihtiyacımız var. Ve bu harcı kıymayı kavurarak yapıyoruz. Yalnız bu yemekte ilginç olan, hepimizin günlük hayatında yapmış olduğu o kıymalı yemeklerde olduğu gibi bir harç hazırlığı yapmıyoruz. Neden dersek? Çünkü biz önce kıymamızı, soğanımızı önden pişirir, ardından salçasını ilave ederiz ama bu yemekte yerelde yapılan, yöreselde yapılan şekli zeytinyağımızı tavamıza alıyoruz. Zeytinyağımız ısındıktan sonra içerisine soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımızı iyice soteledikten sonra salçamızı ilave edip salçalı soğanlı sosumuz içerisinde kıymamızı yarı haşlayarak pişiriyoruz. Kavurma değil. Kullandığımız yöntem kavurma değil. Dolayısıyla da sert, kıtırlaşmış, kavrulmuş bir kıymadan ziyade suyla, sosla zenginleşmiş, çözülmüş bir kıyma söz konusu oluyor. Şimdi nasıl yaptığımızı görelim. Soğanlarımız sotelenmeye başladığında şöyle bir çay kaşığı kadar tuzumuzdan, yine bir çay kaşığı kadar kırmızı biberimizden, bir o kadar da karabiberimizden ilave ediyoruz. Ardından bir kaşık biber, bir kaşık domates salçasından oluşan salçamızı da ilave ediyor ve salçayla birlikte kavuruyoruz. Salçamızın ekşi kokusu gittikten sonra içerisine çok az, bir çay bardağı kadar su ilave edip sos kıvamına gelmesini sağlıyoruz. Bir çay bardağı suyumu ilave ediyorum. Ve hazırladığım bu sosumun içerisinde 400 gram kıymamı pişirmeye alıyorum. Bunu ezerek yapmam lazım çünkü o kıymanın topak topak olmaması gerekiyor. Ve aynı zamanda o sosun içerisinde kavrulmaktan ziyade biraz evvel de söylediğim gibi biraz çözülmesi, sosu içine çekmesi, belki yarı haşlanması gerekiyor.
Kıymalı harcımız artık hazır ve hamurumuzu yoğurmak üzere, köfte harcımızı yoğurmak üzere tekrar masamıza geri dönelim. Köfte harcımı hazırlayabilmek için yoğurma kabımı önüme aldım. Yoğurma kabımın içerisine yarım su bardağı kadar bulgur, yemeklik, pilavlık bulgur, yarım su bardağı kadar kısırlık bulgurumu ilave ettim. Elbette lezzetlendirmek için bir miktar tuz, bir miktar toz biber ve yine bir parça karabiber ilave ettik. Bir bardak da unumuz var. Unumuzla birlikte harmanladık, birbirine yedirdik. Hazırladığımız bu harcın içerisine biraz evvel kavurduğumuz kıymalı harcımızı ilave ediyoruz. Ve kıymalı harcımızı yedirerek bu unlu bulgurlu karışımı birbirine iyice yedirmiş oluyoruz. Şu an çok sıcak olduğu için ilk anda kaşıkla yapıyorum işlemi. Biraz soğuduktan sonra elle yoğurmaya başlayacağım. Un burada bağlayıcı olacak. Bulguru sıcaklığıyla şişirmiş olacak, pişirmiş olacak. Çok az suyla yapmıştık biliyorsunuz pişirmeyi. O su burada unun, bulgurun birbirine yapışmasını sağlayacak. Çok ilginç, farklı bir köfte yapmış olacağız. Su düşene kadar, elimizi yakmaz hale gelene kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Kıvamı ilk anda çok cıvıkmış gibi, şekillenmeyecekmiş gibi gelebilir. Bu sizi yanıltmasın. Çünkü bulgur ısının etkisiyle, sıcağın etkisiyle şişecek ve ondan sonrasında daha sıkı bir harç haline gelmesine neden olacak. Aynı zamanda un bağlayıcı olarak yine harcın daha sıkı olmasını sağlayacak. Biraz beklediğimizde, soğumaya başladığında bu farkı göreceğiz. Bulgurumuz şişti, unumuz bağladı ve soğudu. Artık rahatlıkla yoğrulabilir kıvama geldi. Şimdi köftemizi yoğuruyoruz ve şekillendirdikten sonra un koymuş olduğumuz tepsimizin içerisine küçük topalaklar yapıyoruz, topanlar yapıyoruz ve una bulanmasını sağlıyoruz. Bundaki amaç una bulandığı zaman birbirine yapışma olmayacaktır ve tane tane topan köftelerimizi pişirmeye hazır halde bekletebileceğiz. Bu nedenle un serptik tepsimize ve şu an yoğurarak iyice özleşmesini sağlıyoruz. Artık iyice katılaştı ve şekillendirilebilir kıvama geldi. Şimdi şekillendirmeye başlıyoruz. Aşağı yukarı misket boyutunda küçük parçalar oluşturuyoruz. Ve oluşturduğumuz bu küçük parçaları yuvarlaklar halinde, misketler halinde hazırlıyoruz. Bu köfte düğün yemeği olarak yapılıyor ve düğün yemeğinde hanımlar birkaç gün evvelinden hazırlıklara başlıyorlar. Kimi ekmeklerini hazırlıyor, kimi makarnasını kesiyor,
Kimi de gruplar halinde bu köfteleri hazırlıyor. Gördüğünüz gibi tek kişi yaparken belki çok el oyalayacak, yoracak bir tarif olabilir ama gruplar halinde şarkılar, türküler söylenerek düğün hazırlıkları sırasında yapılan bir yemek olduğu için de ayrıca özel, ayrıca farklı bir anlam yüklenmiş yemektir. Hazırladığımız köfteleri şöyle salladığımızda tepsimizi, köfteler una bulanacak ve dolayısıyla da birbirine yapışmayacaktır. Bu köftelerimizin tane tane olmasını ve hepsinin eşit boyutlarda eşit şekilde pişmesini sağlayacak. Oldukça el oyalayan bir düğün yemeği olduğunu söyledik. Ben de kendi öğrencilerimi çağırarak birlikte yapmayı ve gerçekten bir düğün yemeği yapar gibi hazırlamayı istiyorum. Kızlar, gelin bakalım. Topanlar yapacağız. Topanları yapmak için ben şöyle bölüyorum. Benim böldüklerimi siz hemen ellerinizle topanlar haline getiriyorsunuz ve unlu tepsimize atıyoruz. İşte tam da düğünlerde yapım şekli bu. Tabii eksiğimiz türkülerimiz. Gördüğünüz gibi kızlar bayağı bereketli ve bayağı yorucu, oyalayıcı, el oyalayıcı bir yemek. İşte bu yüzden hep birlikte yapılıyor. Ve biz şu an 300-400 gramlık bir kıymayla yapıyoruz. Koca bir tencere çıkacak. Çok bereketli bir yemek. Ama bu düğünlerde yapıldığında 4-5 kilo etle yapıldığını düşünün. Neredeyse bütün mahallenin hanımları bir araya gelerek bu yemeği yapıyorlar. Böyle bir kültürümüz var. Hocam boyutları fark eder mi? Boyutları fark eder tabii ki çünkü bunların hepsini aynı anda aynı tencereye alarak pişiriyorsunuz aynı sos içerisinde. Büyük olan daha geç pişecektir, küçük olan daha çabuk pişecektir. Dolayısıyla küçüğe göre ayarlarsanız büyükler çiğ kalacak, büyüğe göre ayarlarsanız küçükler çok fazla pişecektir. Bu nedenle hepsini aynı boyutlarda yapmak, aşağı yukarı misket boyutlarında yapmak gerekir çünkü pişme esnasında şişme de gerçekleşecek, daha da büyüyecek. Çok teşekkür ediyorum kızlar. Ellerinize sağlık. Bu tek başına yapılacak bir şey değildi. Ben şimdi yemeğimin hazırlığına başlıyorum. Teşekkür ederim. Topan yemeğimizi yapmak için tenceremizi ocağımıza aldık. Ve ocağımızı yaktıktan sonra, tenceremizi biraz ısıttıktan sonra zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Zeytinyağımızın ısınmasını bekliyoruz. Zeytinyağımız ısındıktan sonra soğanımızı ilave edeceğiz. Bir yemeklik doğranmış kuru soğanımızı sosumuzun içerisinde kullanıyoruz. Bir yemeklik doğranmış kuru soğanımızı ise köftemizin içerisinde kullanmıştık. Yine aynı şekilde salçamızı, tuzumuzu, baharatlarımızı da hem köftenin içerisinde hem burada sosumuzun içerisinde kullanıyor olmamız gerekiyor. Bu nedenle ilk hazırlığımızı yaparken her birinden ikişer tane olacak şekilde hazırlamıştık ve şimdi bunları kullanmaya başlıyoruz. Yağımız ısındı ve içerisine soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımızı kavururken
İçine birkaç tane takrak biber atmak, hatta acılı takrak biber atmak lezzetini daha da katlıyor. Soğanlarımızı soteledikten sonra, takrak biberlerimizle birlikte soteledikten sonra içerisine biraz da toz biber ilave edip lezzetini biraz daha arttırmak istiyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da toz biberimizden ilave ediyoruz ki yöreselde buna renk biberi de deniyor. Ve hemen ardından salçalarımı ilave ediyorum. Bir kaşık biber, bir kaşık domates salçam var. Salçamın ekşi kokusu ve tadı gidene kadar kavurmaya devam ediyorum. Kavurma işlemimi tamamladıktan sonra içerisine yaklaşık 2 litre kadar su ilave edip suyu kaynatıp sos kıvamına gelmesini sağlayacağız. 2 litre suyumu ilave ediyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Suyumuz kaynamaya başlamış. Sosumuz aşağı yukarı hazır. Şimdi bu sosumuzun içerisine köftelerimizi ilave ediyoruz. Ve köftelerimizle birlikte pişmesini sağlıyoruz. Köftelerimizin dağılmaması için çok hassas hareketlerle şöyle alttan sadece birbirine yapışmaması için küçük darbelerle karıştırıyoruz ve çok fazla hırpalamadan pişmesi için bırakıyoruz. Topanlarımız artık iyice yumuşadı, sosumuz kıvamlandı. Tuz ilave etmedik, tuzumuzu ilave ediyoruz. Tuzumuzla birlikte isteğe bağlı sarımsağımızı ilave ediyoruz. Ve ocağımızı kapatıp artık maydanozlarımızı da ilave ederek servise geçebiliyoruz. Yemeğimiz artık servise hazır.